Ya hem yürümüş oluruz, hem de şu köşede bebek eşyaları satan bir yer var. Orada sana bir iki bir şey göstereceğim. Tamam ama yorma kendini bak artık. Başın sağ olsun. Vatan sağ olsun. Oğlumu kanını yerde bırakmayın. Karısı içeride canıyla uğraşıyor. Daha doğmamış bebeği var. Bulun bunu yapanları. Sorun hesabını. Merak etmeyin. Bunu yapanları elbet bulacağız. Biz oğlumuzu bu ülkeye günü geldiğinde canını versin diye yetiştirdik. Bu kalleşlerin yaptığı yanına kalmasın. Bize bunu yaşatanlardan hesap sorun. Merak etmeyin. Biz uyumayacağız. Nefes almayacağız. Gerekirse dünyanın altını üstüne getireceğiz. Ve bunu evlatlarımıza yapanları bulacağız müşteri yolu. Doktor, doktor kızım nasıl? Çok üzgünüm. Anneyi kaybettik. Başına sağ olsun. Vatanı uğruna hayatını kaybedenler asla ölmez. Asla. Allah'ım bu şerefsizlere kısa sürede bulunmamız için bize güç ver. Kuvvet ver ya Rabbi. Ne yapıyorsun? Elif'in gönderdiği dosyaya bakıyorum. Elif'e mi bakıyorsun? Elif'e değil yani. Gönderdiği dosyaya bakıyorum. Elif'e de bakabilirsin canım. Kim karışır? Allah Allah. Geç dalgana abi, geç. Yakaladın ya, geç. Oo, Lale Sultan gel. Şuraya bak, kekler, börekler. Yani ne zahmet ettin Lale teyzeciğim? Ya zahmet olur mu oğlum? Senin anan baban memleketinde. Bir başınasın burada. Ye hadi, afiyet olsun. Şişt, bana bak. Kopya mı çektin? Allah Allah. Hadi oradan be. Bunlar benim kendi tariflerim. Bırak şimdi. Oğlum eskiden telefon mu vardı, internet mi vardı? Ya bırak şimdi ya. Sus be, haylaz. Çok güzel olmuş ama, eline sağlık. Afiyet olsun. Kopyacı ya. Güzel ama. Kim o? Benim. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim babacığım. Hayırdır?
Annem söyledi. Ece ile Alp'in odalarını ayıralım. Ece'ye de yeni oda yapalım demişsin. Bizim ortak fikrimiz kızım. Yoksa ben de nerede o kararlar alacak tek başına kafa? Baba ya. Ama gerçekten çok teşekkür ederim. Daha fazla Alp'in horlamalarına katlanamayacaktım. Tamam kızım, ben de. Çiçekler kime? Bana mı, anneme mi? İkinize de. Bakalım. Evimin gülü. Hoş geldin Yusuf Reis. Hoş bulduk çiçeğim. Çok güzelmiş, teşekkür ederim. Benim fikrim olduğunu söylemişsin. Sen ben mi var acaba? Ya iyi ki varsın be kadın. Sen de be adam, sen de. Yalnız eşyaların depoya taşınması lazım, haberin olsun. Ayarlı, ben de hallederim ya. Herhalde halledeceksin. Ben mi halledeceğim? Bir kere de sen hallet, ne olur ya. Ya git ellerini yıka, git. Tamam, hadi. Tamam. Hayırdır inşallah? Efendim başkanım. Emredersiniz başkanım. Yusuf. Ne oldu? Buyurun başkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdina's-sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn.
Sessiz ol. Geç. Ne oluyor? Çıkart notunu. Para transferi için hazırız. Saldırı başlayacak. Para operasyonu da başlayacak. Transferi takip et. Bunlar ölen muhasebeci yaşıyor zannediyor. Aferin Cem. Güzel yakalamışsın. Ama bu adamların asıl planları ne? Onu bulacağız. Bir daha okuyayım abi istersen. Bir saniye. Para transferi için hazırız. Saldırı başlayacak. Para operasyonu da başlayacak. Transferi takip et yazmışlar muhasebeci abi. Yani ölen adamı yaşıyor zannediyorlar. Demek ki Avusturya'da peşime düşenler ölen muhasebecinin telefonunun peşindeydi. Orayı çözmemiz lazım. Bu adamlar saldırı olana kadar bekleyecekler. Ondan önce bir şey yapmayacaklar. Saldırıyı durdurursak da para transferi gerçekleşmeyecek. Böylece parayı ne için kullanacaklarını öğrenemeyeceğiz. Nasıl yani biz abi saldırıya izin vereceğiz? Ne yapacağız abi? Ne olacak şimdi? O masum bebek de annesi babası kaldı. Bunu yapanlar elini kolunu sallaya sallaya gezecek mi ya? Bulalım birader bunu yapanları. Sıkalım gırtlaklarını. Türk evladına kıymak neymiş gösterelim. Bulacağız kardeşim. Bulacağız. O tüyü bitmemiş yetimi, anasız babasız bırakanları bulmadan ölüm yok bize. Kendi kanlarında boğulacaklar. Evet. Vatan bir muhafızını daha kaybetti. Tekrar başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Arkadaşlar, zaman geçiyor. Biz de zor zamanların içinden geçiyoruz. Ama bizi daha da güçlendiren, daha da güçlü kılan şey zaten karşılaştığımız zorluklar değil mi? Arkada kalanları korumak bizim görevimiz. Unutmayın, mevkiler önce Allah'a, sonra devlete karşı sorumluluktur. Bunu yapanları bulacağız. Abi, sıkacağız değil mi gırtlaklarını? Hem de nasıl? Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama bunu yapan piyonları değil de, bunu yaptıran şahları, vezirleri bulmamız lazım. Onları bulacağız. Biliyorsunuz, kartallar sinek avlamaz. Eyvallah abi. Şimdi doğruca hedefe odaklanıyoruz. Var mı bir gelişme? Söyleyin bakalım. Ne var elinizde? 6 ay önce hesaplara para yatmaya başlamış. İçi döviz dolu binlerce hesap var. Küçük küçük gözüken rakamlar toplanınca akıl almaz bir hal alıyor. Şimdi 6 ay boyunca bu hesaplarda bir işlem yapılmadıysa bunun bir anlamı olması lazım. Belki de parayı dönüştürecekler. De neye? Altına mı, gümüşe mi? Neye dönüştürecekler? Kriptoya. Yani kripto paraya dönüştürecekler. Yani böylece takip edilemez olacak. Aynen öyle. Dijital paraya çevirirlerse izini süremez hale geliriz. Yani bombalı saldırı tamamen gündemi değiştirmekle ilgili. Bunu öne atıyorlar ki arkada para oyununu gerçekleştirebilsinler. Ekonomik dalgalanmayı kullanacaklar. Ülkenin istikrarını bozguna uğratmaya çalışıyorlar işte. Evet, güzel. Buraya kadar her şey anlaşıldı. Ama bir tek şey kaldı. Bu adamların planladıkları saldırı nereye olacak? Nereye yapacaklar bunu? Hah, bankadan erişim bilgileri geldi. Dün ilk defa internet bankacılığı üzerinden hesaplara giriş yapılmış abi. Nereden giriş yapıldığını görebiliyor musun? Türkiye'den yapmak zorundalar. Banka yurt dışından bağlantıya izin vermiyor. Ama takipteyiz. Bağlandıkları an yerlerini tespit edeceğiz abi. Edeceğiz. Tamam. Güzel.
Türkler yemimizi yuttu. Avusturya'daki adamımızın öldüğünü fark ettiğimizi bilmiyorlar. Mesajları bizim gönderdiğimizin de farkında değiller. Adamımızın telefonunda çok önemli bilgiler vardı. Ama olsun. Bunun karşılığında çok daha büyük bir oyuna gelecekler. Saldırının nerede yapılacağını bilmiyorlar. Ama yakında öğrenecekler. Bu mesajlaşma meselesi iyi numaraydı. Tebrik ederim. Goran, akıl. Aklın karşısında hiçbir şey duramaz. Hesaplara giriş yapılıyor. Aha. Bakalım neredesiniz? Bingo. İstanbul Hightop Hotel. Aralarındaki yazışmalarda saldırı tarihi bugün, unutmayalım. Ne yapalım? Türkoğlu, sen al Ezgi'yi, doğru otele git. Cem, hangi odadan giriş yapıldığını bulabilir miyiz? Abi buradan mümkün değil. Korkut Ali, sen oraya gittiğinde otelin Wi-Fi'sine bağlanırsan ben senin telefon üzerinden erişim sağlayabilirim. Ha bir de yanınıza laptop alın aşağıda. Hadi çıkalım. Tamam. Hadi, hadi tamam. Kolay gelsin. Bu Goran'a ait elimizde hala bir şey yok değil mi? Yok abi maalesef. Yani sanki adam dün doğmuş gibi. Elif, Kemal ile Yusuf'a bugün yapılacak organizasyonların tam bir listesini çıkar. Nerede ne var ne yok bir görelim. Ona göre tarayalım onların hepsini hızlıca. Emniyetle iletişime geçelim mi abi? Yok, şimdi değil. Ne zaman ne yapacaklarını bir anlayalım, emin olalım. Sonra. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim meslekte sevmeyeceksin, aşık olmayacaksın, evlenmeyeceksin, aile falan kurmayacaksın. Aşık olmak insanın elinde olan bir şeyim sana göre. Ya orası öyle tabii de işte ne bileyim. Ferhat'ı düşününce şimdi eşi, çocuğu, çocuğu babasız büyüyecek. Haklısın. Ama biz de vatan için yaşıyoruz ve bunların hepsini bile bile her gün uyanıyoruz, değil mi? Sence amaçları ne? Ne yapmak istiyorlar? Kaos. Yani kaos onların her zaman işine geliyor. Ama biz bir adım öndeyiz. Olacağız neyin peşinde olduklarına. Olacağız. Ah Cem. Oteldeyiz. Wi-Fi'ye bağlandım. Tamamdır. Kullanma telefonu bir süre. Neredesin sen? Birbirimiz hakkında ne kadar az şey bilirsek o kadar iyi değil miydi? Peki. Göçmenim ben. Ailen burada mı? Ailem yok. Hı. Kusura bakma, öyle sohbet olsun diye sordum. Önemli değil Ali. Ali. Tamam mıyız? Evet, 7. kat. Odayı nasıl bulacağız? Adamlardan birinin telefon ismi İshak Fon. Yani AirDrop üzerinden arama yaptığında listede çıkacaktır. Ona en yakın odayı bulman lazım abi. Tamam. Basketbol maçında olacak. Konuşuyorlar. Bulduk, basketbol maçı. Sinan Erdem Spor Salonu. Saat 19'da basket maçı var. Kandırmaca falan olmasın. Doğru bilgi değil mi bu? Abi aralarındaki haberleşme programında konuşuyorlar. Yani şimdi bilgi geçtiler. Abi şimdi emniyet müdürlüğüne haber vereyim. Evet, şimdi verebiliriz. Hemen. Çıkmadı mı hala? Dikkat çekmemek için. ...8.229, 8.227. Otelin rezervasyon sisteminden bakıyorum.
Boş. Boş. Sen şu odayı ayarla, biz aşağı iniyoruz resepsiyona, tamam mı? Oldu Bilin Ali Bey. Tamam mı, yaptın? Evet abi. İyi, güzel. Teşekkürler. Cem, geldik, biz ne yapıyoruz? Bilgisayarı Wi-Fi'ye bağlayın. Ben oradan erişeceğim. Gerisi bende. Bağlandık Cem. Ben çıkıyorum. Saldırı olacak yere gideceğim. Birini yollayacağım yanına, tamam mı? Tamamdır. Ben haberleşiyorum bizimkilerle. Türkiye'nin doğu sınırına vardığında kripto paraları sana bir flash diskte verecekler. Bir de derler ki doğuyla batı geçinemez. Hı. Bak. Biz geçiniyoruz işte, çiçek gibi. İyi yolculuklar. Abdur bin Said. Ve aleykümselam. Operasyon tamamlanmadan sakın bu adama transferi gerçekleştirmeyin. Bizden sakladığı bir şeyler var. Daha derin araştırın. Emredersiniz efendim. Tamam, anlaştık. Çevik kuvvet 2 ile bomba imha ekibi basket sahasına gidiyorlar. İyi. Maç iptal mi? Evet, iptal ettiriyoruz. Kimseye bir şey olmasına izin veremeyiz. Ezgi otelde tek kaldı. Birisinin gitmesi lazım. Ha, o iş bende. Şimdi konuştum. Malzemeleri bekliyorum. Birazdan çıkacağım. Hoppa. Hatta hazırmış. Hadi o zaman Kemal. Sen git, durma. Tamamdır abi. Hadi kolay gelsin. Allah'a emanet. Bir şey soracağım. Biz basketbol maçı olduğuna emin miyiz? Abi ben telefonu bilgisayara bağladım. Gelip giden bütün mesajları buradan takip ediyorum. Hatta daha önceki haberleşmeleri de döktüm. En son mesaj bu. Basketbol maçı başladığında bombayı patlatın. Aralarında haberleştikleri programlar. Ya şunu biraz ağır hareket ettirsene bakayım. Geri, geri, geri. Daha geri. Dur. Bu adamlar bizi biliyor. Anlamadım. Evet, biliyorlar. Bu adamlar Avusturya'daki adamın öldüğünü biliyorlar. Bizi oyuna getirmek istiyorlar bunlar. Nasıl anladın ki? Baksanıza. Daha belki bütün konuşmaların başına bir güvenlik numarası koymuşlar. Bu numara güvenlik numarası değil mi? Evet abi, galiba öyle. Tamam işte. Ama Türkoğlu telefonu getirdiği tarihten sonra güvenlik kodu koymayı bırakmışlar. Güvenlik kodu koymamışlar artık. Okuduğumuzu biliyorlar bunlar bizi. Hani eskiydin, hani teknolojiden anlamıyordun? Helal olsun. Neyse, ama bilmedikleri bir şey var. Oteldeki adamların yerini keşfettiğimizden haberleri yok bunların. Olsaydı o adamlar hala orada durmazdı. Aynen öyle. Bu çok güzel oldu. Şimdi asıl hedef neresi? Bizim onu bulmamız lazım. Evet, onu bulacağız. Gol atarız. Tam 3 gol. 1-0 olsun, maç bizim olsun. Haydi.
Ne yaptın kuzu? Vallahi seni bekliyordum abi. Sessiz sessiz duruyorlar. Oteli ele geçiririz. Ne olur ne olmaz. Ben hazırlıklı geldim. Ne derim ben her zaman? En kötüsünü düşünmek gerek. Adın Kemal'sa öyle olması lazım abi. Allah Allah Ezgi Hanım. Allah Allah. Sen bir de buna bak. Ne getirdin? Ne getirdin, ne getirdin? Şimdi bizim bu adamları dinlememiz gerekirse diye. Çok süper yapmışsın da ben hatırlamıyorum biz... Cemre nasıl iletişime geçecektik bununla? Kuzu bunu bilgisayara bağlıyorsun. Üstünde ayarları var. Sen Cem'e danış. Tamam abi. Şimdi ben Cem'i arıyorum. Şuna bakalım. Ezgi, 13.70'e göre ayarlarsan biz konuşmaları buradan da duyabiliriz. Tamamdır. 13.70'e göre ayarladım Cem. Baskal operasyonu. Her şey hazır mı? Hazır. Tamamdır. Geliyor ses. Tamam. Tamam. Süper. Ezgi Hanım meyve suyu isterler mi? Abi beni biliyorsun. Soda ben. Soda. Sodamız da var. Kuzu, sodamız da var. Dev bir maça bomba koymak çok büyük ses getirecek. Böylece kripto para dünyası çok fena dalgalanacak. Evet. Hızlı hareket etmek gerek. Operasyondan sonra hemen otelden ayrılmak lazım. İşler yolunda gitmezse ilk bizim üstümüze çökerler. Aynen öyle. Bir saniye, bir saniye. Duydunuz mu? Neyi? Ne oldu? Bir şey mi var? Cem kaydediyor musun? Evet kaydediyorum. Bir geri alsana. Bir saniye. Derbi maça bomba koymak. Çok büyük ses getirecek. Böylece... Basket maçı derbi değil ki. Evet. Biri İzmir takımı, biri İstanbul takımı. Cem sen bu listenin doğru olduğundan emin misin? Evet abi. Adamlar bizi yanlış yönlendiriyorlar. Derbi olan futbol maçı. Evet. Bugün İstanbul derbisi var. Stadyuma gitmemiz lazım. Hadi yürüyün gidiyoruz. Arabayı getirin. Ezgi'lere anlatırsın durumu. Ezgi. Tetikte olun. Bizi yanlış maça yönlendiriyorlar. Tekrar söylüyorum. Bizi yanlış maça yönlendiriyorlar. Tamamdır. Tamamdır. Abi polis ekipleri de yoldaymış. İnşallah bu trafikte onlar da bize zamanında varırız ya. Ya hadi hadi hadi. Sen motor kullanabiliyorsundur herhalde. Kullanıyorum. İçeriye girmem lazım. Olağan dışı bir şey oldu mu? Bir şey fark ettiniz mi bugün? Yok abi. Ben içeriye girdim. Polis ekipleri gelmiş. Yoldayız. Bomba ima da yolda. Sakın bir kahramanlık yapayım deme. Duydum, duydum. 30.000 kişi var statta. Bombayı bulmamız lazım. Bombalar aktif hale geldi. Evet. Borsalar ve kripto rakamlar... dökülmeye başladı. Son 29 dakika. Başlıyoruz. Ali, 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 Ali. Bombalar aktif halde. Son 29 dakika, 29 dakika Ali. Tamam da nerede?
Kardeş bu yol ne tarafa çıkıyor? Bilmiyorum. Yeni başladım ben. Dostum içeriye girmem lazım. Olağan dışı bir şey oldu mu? Bir şey fark ettiniz mi bugün? Yok abi. Kardeş bu yol ne tarafa çıkıyor? Bilmiyorum. Yeni başladım ben. Baksana bir. Ses ver, neredesin? Bomba imha burada, sen neredesin? Dur! At silahı. Bomba var. At lan silahı. Bomba var diyorum. At silahı dedim sana. Tamam. Atıyorum.